Türkiye'de kadın girişimciliği hangi noktada? Geçenlerde Sayın Hisar Coklooğlu'nun birkaç ay öncesinde bir açıklamasını okumuştum. Kadın girişimci oranı Türkiye'de arttı diye. Arttı mı gerçekten bilemiyorum. Hani rakamlar sanki yerinde sayıyormuş gibi geliyor bana. Türkiye'de kadın girişimci oranı şu anda nedir ve kadın girişimcilerin yaşadığı en önemli sorunlar neler ve neler yapılmalı? Ne dersiniz? Aslında Türkiye'de tabii ki onu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'de tabii kadın girişimciliği arttı. Ama yeterli bir seviyede mi? Tabii ki değil. Yani bunu özellikle vurgulamak isterim. 2002 yılında KGİDER kurulduğunda kadın girişimci sayısı %4'lerdeydi. Şimdi ise %11 civarında. Ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Özellikle kadın girişimciliğine baktığımız zaman daha kat edecek çok yolumuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Birlikte kadınların öncelikle istihdamda var olması, daha sonra da özellikle de girişimcilik yoluyla da ekonomiye dahil olması için biz KGİDER mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların yeterli olmadığını, tabii bütün bunların farklı nedenlerin olduğunu da özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim. Ama her şekil şartta kadınlar ağırlıklı bir şekilde istihdam edildikleri takdirde belli bir süre sonra yollarını girişimciliğe de ivme kat eden bir altyapıları da var. Bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Tabii ki bu bütün bu sistemde, ekosistemde bizim kadın girişimcilerin daha yapacak, gidecek çok yolu olduğunu söylemek istiyorum. Bizler KGİDER olarak da açıkça söyleyeyim %4'ler, ilk kuruluş yılımızda %4'lerden %11'e kadar bir ivme kazanmışız. 132 bin civarında kadın girişimci var. Ama bu dünya geneline baktığımız zaman Tülay Hanım hiç de yeterli değil. Dolayısıyla yapılacak çok işimizin olduğunu söylemek isterim. Elbette baktığımızda hakikaten hani arttı arttı diyoruz ama artan oran %11. Halbuki hani bu oran %11 değil de belki %50 olsaydı o zaman derdik ki ya evet hakikaten büyük adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir gelişme var. Ama umudu kaybetmemek dediğiniz gibi hepimiz elinde %11. Ama şu var Tülay Hanım. Önemli olan toplumsal engellerin kaybolması. Yani sosyal ve kültürel o en yargıları kırmak çok önemli. Bunun için de sizler nasıl basında ve kamuoyunda paylaşıyorsanız bizler de sivil toplum inisiyatifi olarak elimizden geleni yapıyoruz ki o toplumda egemen olan o her erkeği hayatın merkezine koyan ve kadının asıl sorumluluğunun yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev işi olarak gören değerleri yıkmak hepimizin el birliğiyle olan bir sistem. Bunu kurgulamak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi giriş yapalım mı? Biraz da sorunlara bakalım mı? Demin tabii ki sohbetimizin içinde network sorunu, finansal erişim gibi bir takım başlıkları saydınız siz ama böyle biraz sıralamak gerekirse kadın girişimciler en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Buna kalıpları da dahil edin, ön yargıları da cinsiyet eşitsizliğinde dahil edin. Evet, yani demin de ifade ettiğim gibi özellikle sosyal kültürel ön yargılar en önemli nokta. Ama özellikle de şunu vurgulamak istiyorum, demin de bahsettim, finansa erişim, bilgi ve mentörlük eksikliği. Bu çok önemli. Rol model eksikliği ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin özümsenmemiş olması. Bütün bunlar hep kadının istihdamda, ekonomide yer alması konusunda, istihdamda ve girişimcilik noktasında zorlayıcı engeller. Ve çoğu kadın girişimci, hele şu salgın döneminde siz de farkındasınız, ev işi yükleri kadın girişimcilerin de arttı. Bakım emeği çok önemli. Ev içi ödenmeyen emek çok önemli. Halbuki bunların hepsi
eşitlikçi koşullarda olursa kim bilir ne kadar daha birlikte kalkınabilecek bir alt zemini oluşturabiliriz. Yani kolay yapılar değil. Bunları kırmak da bizim gibi sivil toplum inisiyatiflerinin görevidir. Farkındalığı yaratabilmek. Sizlerle de bu konuda bu fırsatları yakaladığımız için de ben size özellikle de çok teşekkür ediyorum tabii. Sağ olun. Peki acilen sizce ne yapılmalı kadın girişimciler için? Gerek özel sektör açısından gerekse iktidara bir çağrınız var mı? Ne? Vallahi aslında Tülay Hanım, yani ekonomik kalkınma politikaları ve önlemler planlanırken ve uygulanırken hep onu vurgulamak istiyorum. Cinsiyetler arasındaki fırsat eşitliğinin kollanması çok önemli. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu böyle. İstihdamda olsun, girişimcilikte olsun, ticarette kadınlarımızın önündeki dezavantajların kaldırılması gerekir. Yani bu bir sosyal devlet politikası anlayışıyla mutlaka yapılmalı. Özellikle bu dönemde çok başarılı genç kadın girişim, yani genç dediğim zaman yaş gibi yanlış algılanmasın. Genç yeni kurulmuş girişimcilikler var. Özellikle küçük üretici kadınlarımız var. Bu kadınların, özellikle kadın girişimcilerin ürünlerinin yurt dışına satışından tutun, onları destekleyici programların hızlandırılması bu dönemde ve bundan sonraki süreçte çok önemli Tülay Hanım. Yani yeni pazarlara giriş için kadın girişimcilerin desteklenmesi çok kıymetli. Bunu topyekün yapmak gerekiyor. Özellikle biz bu son dönemde, bilmiyorum onu izlediniz mi, biz kadınların ihracat programlarında da güçlenmesi için özellikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim kadın ihracatların ciddi desteklere ihtiyacı, bizim kadın girişimci endeksimiz vardı. Geçen Ekim ayında, Kasım ayında lansmanını yapmıştık TÜBORG'la birlikte. Orada şu çıktı. Aslında kadın girişimcinin %64'ü ürettiği ürünün yurt dışına pazarlanmasını öngörüyor, istiyor, hayal ediyor veya da onun için çaba sarf ediyor. İşte biz o noktada kadın özellikle kadınların ihracatta ciddi desteklenmesi gerektiğine vakıf olduk. İşte bu dataları toplamak bunun için de çok önemli. Bizde yani ne kadar bu girişimci endeksinde data topluyorsanız o kadar daha bundan sonra yapacağınız çalışmalara bir ışık, bir yol haritası oluyor aslında. Dedik ki kadın ihracatçıların ciddi desteklere ihtiyacı var. O zaman UPS ile birlikte eğitimler yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde şimdi artık dijitale de dönüştürdük. Onun dışında DFDS ile, bilmiyorum geçenlerde biliyor musunuz, özellikle denizcilik ve lojistik alanında Avrupa'nın lider firması, Danimarkalı bir firma. DFDS Akdeniz iş birimiyle birlikte kadın için taşıyoruz projesine imza attık. Burada kadın ihracatları, özellikle kadınların ihracatta ciddi desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bak, bunun dışında şunu da vurgulamak isterim size. Biliyorsunuz biz hem ulusalda dedim hem de uluslararası boyutta da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim KAGİDER'in, Kadın Girişimciler Derneği'nin Dünya Kadın Girişimci, FCM Dünya Kadın Girişimciler Derneği ile bir çatı örgüt. Onun üyesiyiz aynı zamanda. Tabii Kasım ayında aslında her şey güzel olsaydı, her şey sağlıklı olsaydı, biz Kasım ayında Dünya Kongresi yapacaktık KAGİDER ev sahipliğinde. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki seneye maalesef sarkıtıyoruz bu olayı. Ama bu arada o çatı örgütündeki derneklerle, yani çeşitli ülkelerin dernekleriyle işbirliği yapıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki şimdi son İtalya'ya yaptık, şimdi Almanya'yla bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Girişimci dernek üyeleri arasında ticaretlerimizi destekleyelim. Birbirimizle işbirliği yapalım ve planladıklarımız uluslararası dijital toplantılarla, ilkini işte İtalya ile gerçekleştirdik, AIDA ile. Şimdi bundan sonra gerçekleştireceğiz. Amacımız hem üyelerimizin hem kadın girişimcilerin
ticaretlerini uluslararası ticaret alanlarında geliştirebilmek. Şimdi siz onu söylüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde ne yapılabilir? Bir kere yani Tülay Hanım, insanı, toplumu, çevreyi, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini, bunun dışında iklim krizini önemsemeyen tüm konular bir tarafta olacak. Dolayısıyla bu ana şartımız, özellikle insanı özümseyeceksiniz. Kadına erkeği eşit değerde kılacaksınız toplumsal cinsiyet eşitliğinde. Çevreye duyarlı olacaksınız. Dolayısıyla bunlardan duyarlı olan ve bunlarla ilgili çalışmalar yapanlar ön planda olacak. Bunu özellikle de vurgulamak isterim. Hatta biz KAGİDER'le bu pandemi döneminde 10 yıl önce bizim Yeşil İş Komitemiz vardı. Tekrar onu hayata geçirdik bu dönemde. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçteki hedeflerimizden birisi yeşil ekonomi, yeşil girişimcilik, çevre konularında daha çok farkındalık kılmamız gerektiğini, yani kadınlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmesi, kadın girişimcilerin daha özellikle ürün ve hizmetlerini sağlarlarken bu çevreye duyarlı olan, sürdürülebilir, özellikle de dünyaya, çevreye ve sürdürülebilir ekonomiye dahil olan yapıları işlerinde de uygulamaya geçirmeleri için çalışıyoruz. Bunun için de farkındalık yaratacağız. Ve de kamuoyunun dikkatine de sunmak istiyoruz tabii. Gerçekten çok önemli çalışmalar bunlar. Sadece kadın girişimcilere yönelik hizmetler ve onların gelişimi ya da ticaretlerini artırmaya yönelik girişimler, projeler değil. Aynı zamanda siz politika yapıcıları, yani iktidarları da politika yapmaya zorlayan, önde gelen derneklerimizden birisiniz. Umarım bu özellikle Kasım ayındaki lansmanla birlikte iktidara sunacağınız yasa önerisi de kabul görür ve hayata geçer, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi. Çünkü devletlerin hakikaten, aslında hani ben madde madde sizden istedim ama temel bir şeyi siz söylediniz. Devletlerin eşitlikçi politika yapması gerekiyor. Ama acaba bu eşitlikçi politikayı yürütebilecek mekanizmalar nasıl çalıştırılabilir? Hala bir kadın bakanlığımız yok maalesef. Aile Bakanlığı çatısının içinde sıkıştırılmış durumda. Oysa bir kadın bakanlığı olsa, işte söylediğiniz o eşitlikçi politikalar o kadın bakanlığı tarafından üretilir ve diğer bakanlıklara yapılması gerekenler bildirildiğinde her bakanlık da ilgili alanda ona göre uygun düzenlemesini yapacaktır, öyle değil mi? Kesinlikle. Ne düşünüyorsunuz kesinlikle bu konuda? Kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Ama dediğim gibi biz özellikle sivil toplum çok güçlü olmalı bir toplulukta ki bu bir yerde halkın sesi, kadınların sesi olmak için de KAGİDER var. Özellikle hepimizin, ben hep bu dönemi şöyle düşünüyorum, hepimizin çıkış noktası aslında başkalarının yardımını alıp başkalarına yardım etmek ve kolektif bilinçle yarına taşıyabilmek. Yani dolayısıyla o sosyal devlet politikaları sadece devletten beklemeyeceğiz. Biz özel sektörde hep birlikte topyekün biz hem destek alacağız hem destek vereceğiz. Hem yardım alacağız hem yardım edeceğiz. Yani o kolektif bilinci bütün toplumun her kesimine, bireyden tutun devlet mekanizmalarına kadar sağlayabilirsek, inanın ki bunu daha çok kadınlarla da sağlayabileceğimize inanıyoruz. Ben inanıyoruz diyorum sizin adınıza da. Bu, özellikle bu bakış açısını geliştirdiğimiz sürece yapamayacağımız şey yok. Birlikte toplumsal kalkınmayı sağlarız diye düşünüyorum. Yaşasın kadın dayanışması diyorum ben de o zaman. Aynen. Aynen. Yaşasın. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Tülay Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. Yollarımızı daha kesiştireceğiz. Sizi özellikle Avrupa Birliği projemizin kapanış oturumunda bekliyoruz. Bizim sesimiz olun sizde toplumda. Sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.